işte bir taraftan sürüyor. Ancak o acının en yoğun yaşandığı isimlerden birisi var yanımızda. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bu depremde ailesinden 11 kişiyi kaybetti. İkisi en yakını, kardeşleri, abisi ve ablası. Şimdi Hüseyin Yayman'a soracağız. Gerçekten yani kendimi ne kadar zor tutsam, ne kadar yutkunsam, ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de tabii çok taze acılar. Yani üzülmemek, ağlamamak elde değil. Gözyaşlarımızın pınarları kurudu. 1000 yılda olan bir felaket bizim zamanımıza denk geldi. Burada 1000 yıl önce kurulan yapılar vardı. Demek ki bu 1000 yılda olan bir afet, bir tufan. Betül Hanım, duygularımı anlatamam. Çok zor. Yani yaşanan depreme mi üzülelim? Bu hoşgörünün, medeniyetlerin şehri olan Hatay'ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim? İnsanların çocuklarını geride bırakıp vefat etmesine mi üzülelim? Kimsesizler mezarlığına mı üzülelim? Yoksa ben kendi abime, ablama, yakınlarıma mı üzüleyim? Yani Allah yardımcımız olsun. Allah milletimize, devletimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Efendim, burası ablanızın evi miydi? Burası... Çok zor. Burası abim. Abime, yengeme. Allah verdi, Allah aldı. Biz Allah'a inanıyoruz. Ölüm bir son değildir. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Her canlı ölümü tadacaktır. Fakat burada mesele ne biliyor musun Betül? İnsan iman etse de, bunu bilse de, ölümün bir son olmadığını, inşallah cennetinde buluşacağımızı bilse de, fakat yine tabii duygular çok taze. Rabbim herkese sabır versin. Yani yakınlarını kaybeten herkese ben rahmet diliyorum, sabır diliyorum. Çok zor, çok zor. Yani insan gerçekten bu ateş düştüğü yeri yakıyor. Hatıralarınız, hikayeleriniz. Burası iki abimin yaşadığı bir evdi. 4 katlıydı. Abiniz de aranız hep çok iyiydi galiba. Ablanız da özellikle. Tabii. Yani buradan bir abim ve eşi sağ kurtuldu. Bir abim ve eşi vefat etti. Demek ki yazgı böyleydi, mukadderat böyleydi. Yani isteseydi Cenab-ı Allah onu da sağ çıkartırdı eşiyle beraber. Ya da isteseydi o da vefat ederdi. Ama buradan bir abim ve eşi sağ çıktı. Bir abim ve eşi vefat etti. Abimin kızı vefat etti. Abimin 2 torunu vardı. Bir tanesi vefat etti, bir tanesi çıktı. O şimdi tedavi görüyor. Keşke bu deprem hiç olmasaydı. Ama şunu söylemem lazım. Tabii burada şunu, ben aslında hemen böyle ağlayan bir insan değilim. Duygusal insanım ama ablamın adı aklıma geldiğinde, abim geldiğinde, bu hayatını yitiren çocuklar aklıma geldiğinde hemen dayanamıyorsunuz, duygulanıyorsunuz. Sonra onu kontrol, duyguları kontrol etmeye çalışıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Burada çok büyük bir acı var. Bu büyük acı Betül ancak büyük bir seferberlikle, büyük bir kardeşlikle, büyük bir birlik beraberlikle aşılabilir. Bunu ben çok önemsiyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin. Allah mekanlarını hepsini cennet eylesin. Yani ben hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize sonsuz rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Yakınlarına sonsuz başsağlığı diliyorum. Burada son cümle olarak şunu belirtmek istiyorum. Yani bu şehri inşallah yeniden yapacağız. Cumhurbaşkanımız buraya geldi. Burada ne kadar konut varsa, ne kadar yer varsa, ne kadar inşaat yıkılmış yer varsa çalışıyoruz, sahadayız. Ve inşallah buraya yeni bir Kırıkan, yeni bir Hatay, yeni bir Kahramanmaraş, yeni bir Gaziantep, Adıyaman, İslahiye, Nurdağ yapacağız. Vatandaşlarımız
Vatandaşlarımızın acısı büyük. Hepsine saygı duyuyoruz. Ama inşallah bu acıları birlik beraberlik içerisinde aşacağız. Hakkınızı helal edin. Böyle gözyaşlarımızı tutamadık. Yani dediğim gibi yani tam duygularımı kontrol etmek istiyorum ama tekrar o baskın bir biçimde duygular geliyor. Kusura bakmasınlar. Ben buradan milletime şu çağrıyı son cümle olarak. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Acıları paylaştıkça azaltacağız ve inşallah önümüzde yeni bir hayat var. Hep beraber bundan sonra daha dikkatli olacağız. Evlerimize daha mukayyet olacağız.